Operasyonun yapılma sebebi bir bütün olarak ceza infaz modeli değiştirilmek istenmesiydi. F tipi cezaevi modeline geçmekti amaç. F tipi cezaevlerinin açılması için ve ilk elden de siyasi tutuklu hükümlüleri F tipi cezaevlerine koymak için bu kanlı operasyonu gerçekleştirdiler. Operasyon yapıldığı sırada hükümette DSP, MHP, ANAP partileri vardı. Bayrampaşa cezaevinde 6 kadın tutuklu yakılarak öldürüldü. Operasyonda kimyasal maddeler kullanıldı. Biz bu kimyasal maddelerle ilgili olmak üzere büyük ihtimalle beyaz fosfor bombasının kullanıldığını düşünüyoruz. Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en kanlı, en kapsamlı hapishane operasyonuydu ve operasyon bitirildikten sonra da koğuş tipi infaz modeli tamamen bitmiş oldu ve şu an halen içinde bulunduğumuz F tipi tecrit ve izolasyon infaz modeline geçilmiş oldu. Maalesef operasyonu gerçekleştiren, ölümlerden sorumlu olan askeri görevlilerin çok az kısmına dava açıldı. Büyük bir kısmına takipsizlik verildi veya açılan davalar kapsamında beraat kararları verildi. Bugün şu anda hali hazırda halen süren sadece tek bir dava kaldı. Bayrampaşa cezaevindeki ölümlerle ilgili operasyonu gerçekleştiren askeri birliğe mensup bir kısım rütbeli askerin de arasında olduğu askerlerin yargılandığı dava halen sürüyor. Bu dava kapsamında pek çok önemli bir bilgi ve belge ortaya çıktı. Operasyon tonakları, operasyon harekat planı, bunların hepsi bu dava kapsamında ortaya çıktı. Dava kapsamında tanık olarak da olsa dönemin jandarma genel komutanı arasında olduğu pek çok üst düzey görevli asker tanık olarak da dinlendi. Bu yargılamalardan aslında çok yani yargılanan askeri görevlilerin ceza alacağına dair çok fazla bir umudumuz yok. Davalar kapsamında genelde askeri görevliler yargılanıyor. Az sayıda üst rütbeli asker var sanık olan. Burada artık 23. yılına girdik katliamın. 23 yıl geçmesine rağmen halen dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dönemin Ceza ve Teklif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun maalesef halen sanık sandalyesine oturtulmuş değiller. Bu katliam operasyonunda hukuki sorumlulukları çok net olan kişiler bunlar. Bu kişilerin de arasında olduğu dönemin üst düzey rütbeli askerleri, dönemin üst düzey bürokratları, bunlar maalesef katliamın 23. yılında halen yargılama süreçlerinin dışında tutuluyor. Artık bunun gündeme gelmesi gerekir. Bu kişilerin de yargılanmaları gerekir. Sanık sandalyesine oturtulmaları gerekir.